Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda ördeğimizin kafasını gagasını örmüştük. Gözlerini takıp kaşlarını işlemiştik ve kanatlarını hazır etmiştik böyle iki tane. Bu videomuzda ise ördeğimizin gövdesini ve ayaklarını öreceğiz. Ayaklarının bir tanesini yine ben örüp hazırladım zamandan kazanmak için. Diğerini de sizlerle beraber öreceğiz. Şimdi ilk önce ördeğimizin gövdesinden başlayacağız. Yine sarı ipimle bir tane sihirli halka yapacağım. Ve sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi kısa olan ipimi çekerek halkamı küçülteceğim. Ve sık iğnelerimin içerisine her birine çift tıp atacağım arkadaşlar. İkinci sıramda her birine çift tıp atacağım sık iğnelerimin içerisine. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü çift, beşinci çift, ve altıncı çift. İlk sıramızda sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne ördük. İkinci sıramızda da her birine çift battık ve 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi üçüncü sıradayız. Yine yer belirleyici ipimi koyacağım. Sıra başını sonunu belirlemek için. Şimdi üçüncü sıramızda bir tek bir çift öreceğiz sıra sonuna kadar. Bir tek batacağız. Bir çift. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Bu ipi de yine arada yürütüyorum arkadaşlar. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. Üçüncü sıramı da bir tek bir çift örerek bitirdim ve sıramda 18 tane sık iğnem oldu. Şimdi böyle 6 tek bir çift örene kadar örmeye devam edeceğiz. İpimi yine bir üste aldım. 6 tek bir çift olana kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi 2 tek bir çift öreceğim. 1 tek, 2 tek, bir çift, bir tek, iki tek, bir çift. Çiftler yine üst üste denk gelecek. Bir tek, iki tek, bir çift, bir tek, iki tek, bir çift, bir tek, İki tek, bir çift, bir tek, iki tek ve bir çift. Dördüncü sıramda iki tek bir çift ördüm ve sıramın sonunda 24 tane sık iğnem oldu. Şimdi böyle 6 tek bir çift olana kadar örmeye devam edelim. 8. sıramda sıra sonuna kadar 6 tek bir çift ördüm ve sıramın sonunda 48 tane sık iğnem oldu. Şimdi 9. sıradayız. Ve 9. sırada 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz arkadaşlar. Her bir sık iğnemizin içerisine tek batacağız. Yine ipimi bir üste aldım. 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan her bir sık iğnenin içerisine tek batarak düz öreceğiz. Evet, böyle 6 sıra örelim arkadaşlar. 9. sıramızda da 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Yani 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Şimdi 15. sıradayız. Şimdi bundan sonra yine eksiltmelerimiz olacak. İpimi yine bir üste aldım.
Şimdi 4 tane tek öreceğiz, 1 tane eksilteceğiz. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek ve 1 eksilt. Yine öndeki sık iğnemin ön lotunu ve arkadaki sık iğnemin ön lotunu alarak 1 tane eksiltmemi yaptım. Şimdi tekrar 4 tane tek batacağım. 1, 2, 3, 4. Yine 1 tane eksiltme yapıyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4. Yine 1 tane eksiltme. Sıra sonuna kadar 4 tek bir eksiltme örerek devam edelim. 15. sıramda 4 tek bir eksiltme ördüm sıra sonuna kadar ve sıramın sonunda 40 tane sık iğnem oldu. Şimdi 16. sıradayım. 16. sıramızı da bir sıra düz öreceğiz. Eksiltme artırma yapmadan bir sıra düz öreceğiz. 16. sıramızı. Her bir sık iğnemize tek batacağız. Ve sıra sonuna kadar düz öreceğiz. 16. sıramda bir sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 17. sıradayım. Yine ipimi bir üst alacağım. 17. sıramı da 3 tek bir eksiltme yaparak öreceğiz. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 1 eksiltme. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 1 eksiltme. Öndeki lotlardan alarak eksiltmemi yapıyorum arkadaşlar. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 1 eksiltme. Sıra sonuna kadar 3 tek bir eksiltme örelim. 17. sıramı da 3 tek bir eksiltme ördüm sıra sonuna kadar ve sıramın sonunda 32 tane sık iğnem var. Şimdi yine bir sıra düz öreceğiz. Yine ipimi bir üst alacağım ve bir sıra düz öreceğiz. Bir sıra düz ördüm. Şimdi 18. sıramdayım. 18. sıramı da 2 tek bir eksiltme öreceğim sıra sonuna kadar. İpimi yine bir üst aldım. 2 tek bir eksiltme öreceğiz sıra sonuna kadar. 1 tek, 2 tek, 1 eksiltme. 1 tek, 2 tek, 1 eksiltme. Sıra sonuna kadar 2 tek bir eksiltme örelim. 18. sıramı 2 tek bir eksiltme yaparak ördüm sıra sonuna kadar ve sıramın sonunda 30 tane sık iğnem oldu. 19. sıramı da yine bir sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 20. sıradayım. Yine ipimi bir üst alacağım. 20. sıramda da bir tek bir eksiltme öreceğim sıra sonuna kadar. Bir tek, bir eksiltme, bir tek, bir eksiltme. Bir tek, bir eksiltme ve sıra sonuna kadar bir tek bir eksilterek örmeye devam edelim. 20. sıramı da sıra sonuna kadar bir tek bir eksiltme ördüm ve sıramın sonunda 20 tane sık iğnem oldu. Bu arada içinde biraz doldurdum arkadaşlar. Sonrasında doldurmam zor olacağı için de boncuk elyafımla biraz içerisini doldurdum. Şimdi 21. sıradayım ve ipimi yine bir üst alacağım. Şimdi burada 8 tane tek öreceğiz, bir tane eksilteceğiz. Bir tek, iki tek, üç tek, dört tek, beş tek, altı tek, yedi tek. Umarım görebiliyorsunuzdur. 8 tek ve bir eksiltme. Tekrar 8 tek bir eksiltme, 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek ve bir eksiltme yaptık. 21. sıramızda da 18 tane sık iğnemiz oldu. 2 tane eksilttik. Şimdi bir sıra yine düz öreceğiz. 22. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz örelim.
Şimdi sıra sonuna geldim. İpimi artık çıkarıyorum. Bir tane ilmek kaydıracağım. Bir zincir çekeceğim. Ve ipimi biraz uzun keseceğim. Yine dikmek için. Evet. Ördüğümüzü kafasını örmeyi bitirdik. Şimdi içini yine güzelce dolduracağım. Sıkı sıkı. Gövdesinin içerisini güzelce doldurdum. Şimdi sıra geldi ördeğimizin ayaklarını örmeye. Şimdi örmeye turuncu ipimle sihirli halka ile başlayacağım. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. Şimdi kısa olan ipimi güzelce çekeceğim. Yine sıkıca. Halkamı küçülttüm. Şimdi ikinci sırada her bir sık iğnenin içerisine çift batacağım. Birinci çift. İkinci çift. Üçüncü çift. Dördüncü çift. Beşinci çift ve altıncı çift. İpimi yine arkada yürüteceğim. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sıramızda da ilk önce bir tek batacağız. Hemen buraya bir tane yer belirleyici ipimi koyuyorum. Şimdi bir tane sık iğne öreceğiz ilk önce. Sonra yanındaki sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğne öreceğiz. Aynı yere 3 defa sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Aynı sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğne ördüm. Şimdi 3 tane tek batacağız. 3 sık iğneye tek batacağız. 1 2 3 Yanındaki sık iğnenin içerisine yine 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 Şimdi tekrar 3 sık iğne yine tek batacağız. 1 2 3 Ve yanındaki sık iğnenin içerisine tekrar 3 tane sık iğne öreceğiz. Aynı yuvaya 3 tane sık iğne öreceğiz. Ve 2 tane sık iğnemiz kaldı sonda. Onları da yine tek batacağız. 1 2 Şimdi ipimi bir üst alacağım. Şimdi 4. sıradayız. 4. sıramızda ilk önce 2 tane tek öreceğiz. 1 1 sık iğne, yanındakine bir tane daha. 3. sık iğnenin içerisine yine 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 Şimdi 5 tane sık iğneye tek batacağız. 1 2 3 4 5 Yanındaki sık iğnenin içerisine yine 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 Şimdi yine 5 tane sık iğneye tek batacağız. 1 2 3 4 5 Yine yanındaki sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğne öreceğiz. Aynı yere 3 defa batacağız. 1 2 3 Kalan 3 tane sık iğneye de hepsine tek batacağız. 1 2 ve 3 Dördüncü sıramızda da 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayız ve ipimi bir üst alacağım. Şimdi ilk önce 3 tane sık iğneye tek batacağım. 1 2 3 Yanındaki sık iğnenin içerisine yine 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Şimdi 7 tane sık iğneye tek batacağım yine. 1 2 3 4 5 6
7 ve yanındaki sık iğneye tekrar 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 Yine 7 tane sık iğneye tek batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve yanındaki sık iğneye tekrar 3 tane sık iğne öreceğim. 2 3 Kalan 4 tane sık iğnenin içerisine de yine tek batacağım. 1 2 3 ve 4. 5. sıramızda da 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 6. sıradayız. 6. sıramızı da 4 sık iğne öreceğiz ilk önce. İpimi yine bir üst aldım. 4 tane tek batacağız. 1 2 3 4 Yanındaki sık iğnenin içerisine 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 Şimdi 9 sık iğneye tek batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Yanındaki sık iğnenin içerisine yine 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 Yine 9 tane sık iğneye tek batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve yanındaki sık iğnenin içerisine yine 3 tane birden batacağız. 1 2 3 Geriye 5 tane sık iğnemiz kaldı. 1 2 3 4 5 Hepsine tek batacağız yine sıra sonuna kadar. 1 2 3 4 ve 5. 6. sıramızı da bitirdik. Sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 7. sıradayız. Yine ipimi bir üste aldım. Şimdi burada bir sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin içerisine tek batacağız. Sıra sonuna kadar eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 6. sıramızı da bitirdik. Sıramızın sonunda 36 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 7. sıradayız. Yine ipimi bir üste aldım. Şimdi burada bir sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin içerisine tek batacağız. Sıra sonuna kadar eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 7. sıramda bir sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 8. sıradayım. 8. sıramda ilk önce 4 tane tek öreceğim. 4 sık iğneye tek batacağım. 1 2 3 ve 4 Şimdi 2 tane peş peşe eksiltme yapacağım. Bu arada ördüğümüzün ayağı yavaş yavaş şekil almaya başladı. Üçgen şeklini. Böyle köşeler burada. Şimdi köşelerde 2 tane peş peşe eksiltme yapacağım. Birinci eksiltmem. Ve ikinci eksiltmem. Şimdi 9 tane sık iğneye tekrar tek batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Yine 2 tane peş peşe eksiltme yapacağım. Birinci eksiltmem. Sık iğnelerin ön lotlarından alarak öndeki sık iğnenin ön lotunu, arkasındakinin de ön lotunu alarak eksiltmemi yapıyorum. İkinci eksiltmemi yaptım.
Şimdi 15 tane sık iğneye tek batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İki köşede eksiltme yaptım. Burada yapmayacağım arkadaşlar. 11 12 13 14 ve 15. 8. sıramızı da bitirdik. Şimdi 9. sıradayım. 9. sıramda da ilk önce 3 tane tek batacağım. 3 sık iğneme tek batacağım. 1 2 3. Yine 2 tane peş peşe eksiltme yapacağım. Birinci eksiltmem. Ön lotlardan alarak ikinci eksiltmemi ördüm. Şimdi 7 tane sık iğnemi tek batacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar 2 tane peş peşe eksiltme yapacağım. Birinci eksiltmem ve ikinci eksiltmem. Kalan 14 tane sık iğnemi de tek batacağım. Her bir sık iğnemi tek batacağım sıra sonuna kadar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 9. sıramızı da bitirdik. Şimdi 10. sıradayız. Şimdi 10. sıramızda 2 tane sık iğneye tek batacağız yine ilk başta. 1 2 ve yine 2 tane peş peşe eksiltme yapacağız. Birinci eksiltme, ikinci eksiltme. 5 tane sık iğneye tek batacağız. 1 2 3 4 5. Tekrar 2 tane peş peşe eksiltme yapacağız. Birinci eksiltme, ikinci eksiltme. Ve kalan 13 tane sık iğnemi de tek batacağım yine sıra sonuna kadar. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek, 9 tek, 10 tek, 11 tek, 12 ve 13 tek. 10. sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi 11. sıramdayım. İpimi yine bir üste aldım ve bir tane tekle başlayacağım ilk önce. Yine bir tane tek batacağım. 2 tane yine peş peşe eksiltme yapacağım. Birinci eksiltme ve ikinci eksiltme. Şimdi 3 sık iğneye tek batacağım. 1 2 3. Tekrar 2 tane peş peşe eksiltme yapacağım. Birinci eksiltme ve ikinci eksiltme. Kalan 12 tane sık iğneme de tek batacağım. Her bir sık iğneme tek batacağım sıra sonuna kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 11. sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi 12. sıradayız. Şimdi 12. sıramdayım. 2 tane peş peşe eksiltme ile başlayacağım. Birinci eksiltme ve ikinci eksiltme. Bir tane tek batacağım. Ve yine 2 tane peş peşe eksiltme yapacağım. Birinci eksiltme ve ikinci eksiltme.
Kalan sık iğnelerimin hepsine de tek batacağım sıra sonuna kadar. Bir tek, iki tek, üç tek, dört tek, beş tek, altı tek, yedi tek, sekiz tek, dokuz tek ve 10 tek, 11 tek. 11 tane sık iğnemi de tek battım. 12. sıramızı da böyle bitirmiş olduk. Şimdi 13. sıradayız. Şimdi 13. sıramda yine ipimi bir üst aldım. 2 tane peş peşe eksiltme yapacağız. Birinci eksiltme. Küçüldükçe örmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. İkinci eksiltme. Ve sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimin hepsine tekrar tek batacağım. Her bir sık iğneme tek batacağım sıra sonuna kadar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, 13. sıramızı da 2 tane eksiltme yaparak bitirdik peş peşe. Şimdi 14. sıradayız. 14. sıramızda da 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Yani 14, 15, 16 ve 17. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm ve sıramın sonunda 14 tane sık iğnem var. Şimdi bir tane ilmek kaydıracağım. Bir zincir ve ipimi biraz uzun keseceğim yine dikmek için. Ayracımı da aradan çıkaracağım böyle. Şimdi içerisini güzelce dolduracağım. Boncuk elyafımla içerisini güzelce dolduracağım. İçini doldurdum. Diğer ayağımı da diktim. Bunu da beraber dikeceğiz sizlerle. Şimdi yine sihirli halkadan saydığımızda yana doğru 1, 2, 3. yere şöyle dengeliyorum arkadaşlar. Şimdi buraya topna iğneleriyle sabitleyeceğim. Şimdi yine bir gövdeden bir ayaktan alarak karşılıklı dikeceğim. Kalan ipleri de içerisini iğnemin arkasıyla ittiriyorum. Şöyle. Ayaklarını diktim. Şimdi sıra geldi ördeğimizin kafasını gövdesine dikmeye. Bu arada gövdemin son sırasını 2 sıra fazladan ördüm. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Sizler de isterseniz 2 sıra fazladan örün. Şimdi
kafasını gövdesine dikeceğiz. İğnemi, ipimi geçireceğim, sarı ipimi. Koparmamıştık, uzun bırakmıştık biliyorsunuz. Şimdi iğneme geçireceğim. Şimdi böyle tutarak düzgünce yine toplu iğneleriyle sabitleyeceğim, dikeceğim yeri. Ortalayarak toplu iğneleriyle tutturdum rahat dikebilmek için. Şimdi bir gövdeden, bir kafadan alarak ilk sık iğne ile birleştireceğim. Boyun kısmındaki ilk sık iğne ve kafa kısmındaki ilk sık iğne ile karşılıklı dikerek birleştiriyorum. Kafasını diktim. Şimdi ördeğimizin kanatlarını dikeceğiz. Bir tanesini ben yine buraya tutturdum. Şöyle saydığımızda boyun kısmından 1, 2, 3, 4. sıraya, 4. sık iğneye tutturdum. Şimdi diğerinde, diğer kanadında yine boyun kısmından aşağıya doğru saydığımda 1, 2, 3, 4, 4.sü de şuraya şöyle tutturacağım. Ve dikeceğim arkadaşlar. İğneme yine ipimi geçirdim. Şimdi yine bir gövdeden bir kanattaki ilmek kaydırmış olduğum yerden alarak karşılıklı dikeceğim. Böyle iki kanadı da dikeceğim. Evet arkadaşlar, ördeğimizin dikim aşamasını bitirdik. Bu bölümde, yani final bölümümüzde, ördeğimizin ayaklarını ördük. Kafasını ve kanatlarını gövdesine diktik. Böylelikle ördeğimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.